İstersen şoförü ol Osman. Attan in, eşeğe bin diyorsun yani ha? Yani statü olarak dedim Osman Zeybek. Almayayım ben be koçum şoförlüğü. Biz gardiyan maaşıyla bir şeyler yaparız. Vallahi garip kuşun yuvasını yapar. Kolay gelsin. Hoş geldin Yakup. Hoş bulduk. Aç mısın? Yok tokum. Böyle deniz kenarında püfür püfür esintide durayım istedim. İyi ettin. Gel geç otur. Keyfim de yerinde. Hayrola, hastaneden iyi bir haber mi var yoksa? Yok. Cengiz'in durumu aynı. Yarın ikinci ameliyatın olacakmış. İnşallah iyi geçer. Sen niye keyiflisin? Anlat bakalım. Beray Bekir'e hayır demiş. Nikah kıyılmamış. Haklıymışsın Yakup ya. Bu çok güzel bir haber. İçer misin bir duble? İçerim. Afiyet olsun. Gelsene, kutlama yapıyoruz. Neyi kutluyorsunuz? Beray'ın tavrını. Nikah olmadı diye kutlama yapıyorsunuz. Ne hoş. Aynen öyle. Bu kutlanacak bir şey değil ki İlay. Aslında böyle yaparak bebeğe çok büyük zarar vermiş oldu. Ya Beray istememiş, hayır demiş. Kime ne zararı var bunun? Ben gideyim. Ne koy o parayı cebine Yakup? Bu gece benden. Beray için. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler efendim. İyi geceler Yakup. Otursana. Bence aferin Beray'a. Tabii onun nikah zorlayanları biraz sıkıntıya sokmuş olabilir ama. Beni kastediyorsun yani, öyle mi? Seni kastediyorum, evet. Zorla güzellik olmayacağını anlamışsındır herhalde. Bak Hilal, seninle kavga etmek iyi gelmiyor bana. Geçen gece de aynısı yaşandı. Huzur bulduğum tek yer burası. Sen de burnundan getirme ne olur. Peki o zaman. Sen huzur içinde otur burada. Tek başına. Yarısın elmas. Yarıyor zaten. Mapusta insan topalacık bir şey oluveriyor. Vallahi ya ben bile hayatım boyunca tüy gibi kızdım. Buraya geldim, yağlandım. Olsun olsun. Bir dirhem et, bin ayı börter. Ay abla, senin gibi etine dolgun olsam, güzel olsam daha ne isterim be? O zaman homini gırtlak hadi. Sen yemiyor musun Beray? Ne bileyim canım, istemiyor. Vallahi ben senin yerinde olsam bir güzel yerim. Öyle her baba yiğidin harcı değildir ayağına kadar gelmiş adama. Tekmeyi basıp ben evlenmiyorum demek. Vallahi iyi cesaret be. Doğru söylüyorsun kız. Bravo Beray. Yani sana arada bir evlensen iyi olurdu filan dedik ama içten içe de takdir ettik seni. Herife koy verdin ya postayı. Helal sana. Heriflerin peşinde koşanlar seni örnek alsın. Hadi arkadaşlar, soframız şen, yemeğimiz bol olsun. Elindekini zehir zıkkım gibi kaldırıp sofrayı murdar etme. Yeter be. Vada 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 vada. Yemeyeceksin, içmeyeceksin, ot gibi yaşa. Nur yüzlü melek gibi kadına nasıl zulmediyorsun be? Yasemin, gelme üstüme, gelme. Bak, bir çarparım duvara yapıştırırım ha.
Sonra ikiniz de tecrit. Ya orası karantinadan betermiş, öyle mi? Bana bak. Biraz önce ne yaptın bana sen? Aa. Delinin zoruna bak. Jeton yeni mi düştü? Yasemin girdi, araya sustum. Sofrada nimet başında kavga olmaz. Şimdi soruyorum işte. Ne iş? Üf, bana da con kesme be. Bir kere bıçak yemişim. Bir kere öldüresiye dövülmüşüm. Benden kork! Çeviri ve Altyazı M.K.